Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ne diyoruz biz bu yapıya? Kabe. Neden Kabe diyoruz? Neden? Yani ne demek Kabe? Bununla başlıyoruz. Şimdi bakın. Kabe ismi. Buranın iki tane ismi var. Bir, Mescid-i Haram. İki, Kabe. Neden Mescid-i Haram deniyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İnne Mekke'te harramehallah. Buranın çevresi haramdır. Ne demek haramdır? Mesela burada bir hayvanı öldüremezsiniz. Değil mi? Yasaktır. Bir ağacın dalını kopartamazsınız. Birçok şeyi yapamazsınız. Burada birçok şey haram olduğu için buraya Mescid-i Haram denir. Diğer ismi ise Kabe. Kabe ne demek? Hepimiz kullanıyoruz. Kabe, Kabe ama ne demek? Şimdi Arapça bilenler şöyle izah edeyim. Araplar yüksek yapılara Kâbeh der. Yani Kâbeh demek yüksek yapı demektir. O zaman asr-ı saadet döneminde Kâbe'den daha yüksek bir yapı yoktu. O yüzden en belirgin, en yüksek yapı olduğu için insanlar hitap ederken Kâbeh derdi. Ne demekmiş? Yüksek yapı demekmiş. İsmi oradan geliyor. İkinci ismi nedir? Mescid-i Haram. O da İnne Mekke'te harramehallah buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Etrafını Allah haram kıldığı için. Bak burada birçok şeyi yapamıyorsunuz. Hatta o kadar ki vücudundaki tüyü kopartamıyorsun. Kopartırsan onun bile şeyi var. Kabe çok kıymetlidir. Kıymetini şuradan anlayabilirsiniz. Efendimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Kamsun minel ibade. Beş şey vardır, ibadettir. Bunlardan bir tanesi nedir? وَنَّذَرُ اِلَى الْكَابَةِ Kabe'ye bakmak. Bir insan otursa namaz kılmıyor, Kur'an-ı Kerim okumuyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece Kabe'yi seyrediyor, aynı ibadet ediyormuş gibi, aynı Kur'an okuyormuş gibi, aynı namaz kılıyormuş gibi sevap alır. Neden? Çünkü Efendimiz وَنَّذَرُ اِلَى الْكَابَةِ Kabe'ye bakmak ibadettir. Allah kitabında Kabe'den nasıl bahseder biliyor musunuz? Mübareken ve huden lil alemin der Allah Bakara suresinde. Kabe'yi anlatırken hidayet ve rahmet kaynağıdır. Nasıl hidayet ve rahmet kaynağıdır? Mesela görebilirsiniz. Bak biz burada kendimizi affettirmek için tavaf ediyoruz. Şu dönüşü görüyorsunuz değil mi? İnsanlar dönüyor bakın. Neden dönüyor? Bunu da tavaf bölümünde anlatacağız. Allah katında şu gördüğümüz Kabe o kadar kıymetlidir ki bir insanın Kabe'ye ayak uzatması nedir? Mekruhtur. Bir insanın Kabe'ye doğru özür dileyerek söylüyorum tuvaletini yapması nedir? Mekruhtur. Bir insanın kıble istikametine doğru tükürmesi nedir? Mekruhtur. Neden? Çünkü Allah buraya kıymet vermiştir. O kıymetten dolayı mesela namazda yönümüzü buraya döneriz. Dua ederken yüzümüzü Kabe'ye doğru döneriz. Neden? Çünkü çok kıymetlidir. Şimdi İsmiyle başladık. İsminin ne olduğunu öğrendik değil mi? Neden Kabe dendiğini öğrendik. Şimdi gelelim. Şu gördüğümüz Kabe, yani bu yüksek yapı ismiyle günümüze kadar 11 defa yıkılıp yapılmıştır. Şu an gördüğümüz Kabe Hicri 1039 yılında Sultan 4. Murat Han'ın yaptırttığı Kabe'dir. Şimdi ilk nasıl başladı? Burada ilk bölümünü pas geçiyorum. Neden? Tavafı anlatırken. Bakın insanlar dönüyor. Bir şeyi niçin yaptığımızı bilmemiz lazım. Bu dönüş nedendir? Biz neden dönüyoruz? Bunu anlarsak ibadetin şuuruna ereriz. Ama anlamazsak o olsak bize sadece bir ritüel olarak kalır. Birincisi melekler tarafından inşa edilmiştir. Neden inşa edildiğini birincisini tavaf bölümünü zikrederken anlatacağız. İlk buraya yeryüzüne Kabe'yi inşa eden Adem oğlundan önce, Adem Aleyhisselam'dan önce ilk inşa eden meleklerdir. İkinci inşası Hazreti Adem babamız tarafından yapılmıştır. Hazreti Adem Aleyhisselam yeryüzünden cennete indirildi, cennetten yeryüzüne indirildi. Nereye indirilmişti? Hindistan'ın Serendip adasına indirilmişti. Havva validemiz nereye indirilmişti? Ciddi. Nerede buluşmuşlardı? Arafat'ta. Çok güzel. Çok güzel. Karneyi hak ettiniz. Aldınız karneyi. Arafat'ta buluştular. Buluştuktan sonra Rabbimiz Teala'ya bir tevbe ettiler. Tevbeden sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki Allah beytini inşa etmeni emrediyor.
Hazreti Adem babamız, Havva annemiz. Dünyada onlardan başka yani insan yok. İkisi karı koca geldiler. Nereye inşa edeceğim dedi ey Cibril. Adem babamız sor. Dedi ki yerini melekler yapmıştı, onun üzerine inşa edeceksin. Meleklerin yaptığı yerin üzerine Adem babamız kazıyor, Havva validemiz toprağını taşıyarak. Sadece ikisi var. Bak çocukları da yok o zaman daha dünyada. Ve Kabe'yi inşa ettiler. Birçok caminin mihrap bölümüne baktığınız zaman şunu görürsünüz. Şu ayet. Bu dialin nasi lellezî bi Bekke. Yeryüzünde insanoğlunun için ilk yapılan mabet Kabe'dir. Bu ayet kerimeyi genelde camilerin mihrap bölümünün bazılarına yerleştirir. İnşa ettiler. Karı koca, başka kimse yok. Şimdi umre ibadeti diyoruz ya, umre ibadeti. Bu umre ibadetini biz niçin yapıyoruz? Yani amacınız ne? Sizin umreye gelirken amacınız ne? Allah'ın rızasını kazanmak, değil mi? Kazanabilir miyiz? Evet, ama şartlıdır. Namazın şartı vardır. Abdestsiz olur mu? Olmaz. Yönünü Kabe'ye doğru dönmesen olur mu? Olmaz. Her şeyin bir şartı olduğu gibi şu umremizin de makbuliyet derecesinin yüksek olması için şartları var. Hazreti Adem babamız Kabe'nin inşaatını ikinci defa yaptı, bitirdi. Açtı ellerini, ya Rabbi dedi. Her amelinin, her işçinin bir ücreti olur. Benim ücretim nedir ya Rabbi dedi. Mevla mâzâ turîdun buyurdu. Ne istiyorsun ey Adem? Bakın şimdi şuraya dikkat. Umre bu demek. Bak şimdi söyleyeceğim şeye umre denir. Ne istiyorsun ey Adem buyurdu. Hazreti Adem babamız buyurdu ki ya Rabbi, kim benim gibi pişmanlıkla, samimiyetle ve kendini buraya affettirme niyetiyle gelirse onu affetmeni istiyorum. Mevlana buyurdu, isteğin kabul oldu ey Adem. Ama bak bu üç şart, pişmanlıkla, samimiyetle, kendini affettirme niyetiyle gelirse onu affedeceğiz buyurdu Mevlana. Ama sosyal medyadaki story hesaplarınızı kapatmak için, resim çekmek için gelirsek boşa gelmiş oluruz. İkinci defa Adem babamız inşa etti. Aradan 400 yıl kadar bir zaman geçtikten sonra Kabe iklimsel şartlar nedeniyle yıkıldı. Üçüncü defa inşasını Hazreti Adem babamızın en son doğan çocuğu vardı. Hatırlıyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin orada size anlatmıştık. Neydi ismi? Şit Aleyhisselam. Çok güzel. Şit Aleyhisselam üçüncü defa inşa etti. Nuh tufanı oldu. Nuh tufanı da Kabe tekrar sular altında kaldığı için yıkıldı. Dördüncü defa İbrahim Aleyhisselam yaptı Kabe'yi. İbrahim Aleyhisselam Kabe'de bazı değişiklikler yaptı. Ne gibi? Şu hicir kısmı var ya, üç ışıkla içine alınan yer. Orayı içindeydi aslında. Yani orası Kabe'nin içinden bir parçadır. Kabe dikdörtgendi ve iki kapısı vardı. Şu an şu arka tarafta şu kapının tam karşı hizasında örtüyü kaldırsak arkadaki kapının yerini görebilirsiniz. Orası sonradan örüldü. Kapatıldı. İbrahim Aleyhisselam burayı da içine aldı. İki kapı yaptı. Beşinci defa Kabe inşası Amerika diye bir kabile yaşardı burada. Amerika değil. Amerika diye. Bu coğrafyada yaşamış bir kabile. Onlar inşa etti. Yıkıldı Kabe. Selde. Altıncı defa Cürhümi kabilesi vardı. Cürhümi kabilesi kim biliyor musun? İsmail Aleyhisselam'ın hanımı vardı ya. Hanımı. Onun kabilesiydi. Yani İsmail Aleyhisselam Cürhümi kabilesinden bir kızla evliydi. Altıncı defa yedinci defa Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük 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 dedesi Kusay bin Kilab bin Mürre vardı. O inşa etti. Daha sonrasında sekizde tekrar yıkıldı Kabe. Tabi şimdiki gibi taş, harç olmadığı için yıkımı kolay oluyor. Sekizinci defa yıkıldığında o zaman Efendimiz 35 yaşında. Peygamberliğine 5 yıl var. Kabe yıkıldı. Daha doğrusu kadının bir tanesi buğurdandıkla tutuşturdu. Kabe çöktü. Sekizinci defa inşaatında Efendimiz Aleyhisselam da çalıştı. Ve müşrikler inşa etti. Bu inşasına kadar yani 8. inşasına kadar Kabe'nin üstü açıktı. 8. inşasında müşrikler dediler ki, yani Arabistan yağmuru nasıldır biliyor musunuz? Yağmaz, 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 bir ağır götürür.
biz gelmeden bir hafta önce, siz gelmeden bir hafta önce bir metre yollar suydu. Bir metre. Burada öyledir. Yağmaz yağmaz ama yağdığı zaman sel götürür. Görmüşsünüzdür. Müşrikler dediler ki 8. inşası. Yani bazen böyle hani ani yağmur oluyor. Bir de bakın Kabe etrafına bakın. Bir vadinin ortasındadır. Arkada Kuaykın Dağı. Hemen burada Ebu Kubeys Dağı. Öbür tarafta Cebele Ömer. Öbür tarafta Eccat Kalesi. Yani dağların arasındadır. Sular aktığı zaman çabuk yıkılıyordu Kabe. Dediler ki Kabe'nin üzerini kapatalım. İçine yağmur girmesin. 8. inşasında üstünü kapattılar. İlk oluk da o zaman müşrikler zamanında. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikten önce 605 yıllarında müşrikler tarafından yapıldı. Ama müşrikler İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi dikdörtgen yapmıştı ya ve iki kapı yapmıştı. Müşrikler o yapıyı değiştirdi. Tekrar bu kısmı içeri aldılar. Kabe'yi böyle kare haline getirdiler. Yani şu hicir kısmı, hatim kısmı dışarıda kaldı ve arkadaki kapıyı kapattılar. Neden? Çünkü onlara göre, müşriklere göre öyle her önüne gelen giremez. Şerefliler girecek. Şimdi olduğu gibi. İnşallah duyarlar. Şimdi olduğu gibi. Kabe'nin kapısına dikkat ettiniz değil mi? Yerden 2 metre 15 santim yüksekte. Halbuki kapı yer hizasında olur. Değil mi? Neden kapı yüksektedir? Kapı bölümünde onu da anlatacağız. 8. inşasında iki kapıdan birini kapattılar. Haccacı zalim buraya saldırdı. Biliyorsunuz. Ondan önce, Haccacı zalimden önce yine bir kabile Kabe'nin idaresini ele almak için buraya savaş açtı. Bizim arkada Kuaykın Dağı var. Benim küçüklüğümde tam bu Kabe'nin dibindeydi. Böyle. Yani şu taşın gerisindeydi. Küçücük bir yol geçerdi. O zaman dinamitle böyle kayaları kırarlardı. Şimdi tabii devasa bir açık alan yaptı. O Kuaykın Dağı'ndan Kabe'yi taşlatıyorlardı. Mancınıklarla ele almak için. Abdullah İbni Zübeyir zamanı, halifeliği zamanı. Ama ordu kuşattı Kabe'yi. Alamadılar. Alamamaların sebebi şu. Hüseyin bin Nümer isimli bir adam vardı, komutan. O burada öldü. Hastalandı, öldü. Hastalanıp ölünce ordu geri çekildi. Ama attıkları taştan Kabe harap oldu. Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh 9. defa inşa etti Kabe'yi. Ama inşa ederken ne yaptı? Aynı İbrahim Aleyhisselam gibi Kabe'yi tekrar uzattı. Şu hatim kısmının kenarına kadar uzattı. Yine iki kapı koydu. İki kapılı yaptı. Atamız İbrahim Aleyhisselam öyle yaptı buyurdu. İki kapı koydu. Bu Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'ın inşasından 10 yıl sonra bu sefer Haccacı Zalim Mekke'yi idaresi altına almak istedi. Neden? Mekke'de Kabe var. Mekke'de ticaret var. Mekke önemli bir nokta. İstiyor ki idaresi altında olsun. Ve yine bu Kuaykın Dağı'ndan mancınıklarla burayı taşlattı. Abdullah İbni Zübeyir yaklaşık 1,5 aylık bir direniş gösterdi. Hatta annesine geliyor bir gün. Diyor ki anne diyor. Haccacı zalim Kabe'yi muhasara altına aldı. Direnemiyoruz diyor. O da diyor ki oğlum eğer sana bir şey olmaz da Kabe'ye bir şey olursa hakkını sana helal etmem. Gerekirse öleceksin, savunacaksın. Nitekim de öyle olur. Haccacı zalimin attığı mancınıktan büyük kayalardan bir tanesinin Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu'nun başına isabet etmesi sonucu şehit düşüyor. Nerede mezarı? Mezarı nerede? Cennetül Muallada. Hatırladınız mı? 3 sahabe var dedik Cennetül Muallada. Bir tanesi de Abdullah İbni Zübeyir'dir radıyallahu anh. Abdullah İbni Zübeyir şehit düşünce Haccacı zalim burayı alıyor. Haccacı zalim yani çok garip bir adammış. Bazen bakıyorsun o kadar iyi şeyler yapmış. Bazen bakıyorsun akıl almaz. Kabe'yi taşlatabiliyor adam. Düşün yani. Ve o zaman Haccacı zalim burayı ele alınca Abdülmelik bin Mervan'a emir veriyor Kabe'yi tekrar inşa et. Çünkü ele alırken Kabe tekrar tahrip oldu. 10. defa Abdülmelik bin Mervan'ın fetvasıyla yapıldı. Haccacı zalim dönemi. Sonrasında Hicri 1039 yılında sel bastı burayı. Sel basınca Hacerü'l-Esved duvarı hariç 3 duvar yıkıldı.
O zaman buranın idaresi bizde. Devletin Osmaniye'de. Ve Sultan 4. Murat Han zamanında şu gördüğümüz Kabe tekrar inşa edildi. Kaçıncı defa? 11. defa. İşte gördüğümüz Kabe 11 defa günümüze kadar gelmiş. Şu an gördüğümüz yapı kimin? Sultan 4. Murat zamanında yapılan Kabe'dir. Yani aslında bizim el emeğimizdir diyebiliriz. Şimdi şu gördüğümüz yapı Kabe dedik. Dört köşesi olan, aslında dikdörtgen olması gerekirken dört köşe. Her köşesinin ayrı bir ismi var. Bakın şu gördüğümüz, bize bakan köşe var ya, Rüknü Iraki. Bir sonra geçiyorsunuz, Rüknü Şami. Öbür tarafa geliyorsunuz, Rüknü Yemani. Bir sonraki köşe ne? Hacer-ül Esved köşesi. Dört köşesinin ismi var. Rüknü Iraki demek, Irak'a bakan köşesi demek. Rüknü Şami, Şam'a bakan. Rüknü Yemani, Yemen'e bakan köşesi demek. Şimdi, Kabe'nin yüksekliği 13 metredir. Şimdi şu kapı hizası var ya, şu kapı hizası, enlemesine. Orası 12 metre, şu yan kısım 11 metredir. Ve yukarı, yani yükseklik olarak da 13 metredir. Toplamda 146 metre kare bir yerdir. Tamam. Peki, 1997 yılında Suud yönetimi Kabe'yi tadilata aldı. Eskileri bilen araştıranlar görür. Etrafını tahtayla kapattılar. İçeriden taşları tek tek sökerek tadilat, yani söktüler taşlarını, harçlarını sağlamlaştırıp tekrar yaptılar. O çalışmadan biliyorum ben. Suud tarih profesörü göstermişti. 1614 adet taş kullanılarak yapılmıştır. 1614 adet. Şimdi bu yönüyle bu kadar malumat yeter. Şimdi gelelim her parçasını tek tek izah edeceğiz. Örtüsüyle başlayalım. Kabe'yi ilk kimin örttüğü bilinmiyor. İki rivayet var kaynaklarımızda. Bir rivayet Esad Ebu Garibi diye bir Yemen valisinin Kabe'yi ilk defa örttürttüğü geçer. Diğer bir rivayette ise ilk defa İsmail Aleyhisselam'ın inşaattan sonra Kabe'yi örttürttüğü geçer. Hangisi doğru? Allah bilir hangisi doğru. O kadarı bize lazım değil. Bize sormayacak kıyamet günü Allah. Ama bilin iki rivayet var. Ya Yemen valisi ya İsmail Aleyhisselam zamanında. Şimdi Kabe'nin kaynaklarımızdaki ilk örtüsü kırmızı renkmiş. Arabistan'ın sıcağına kırmızı renk dayanır mı? Tenimiz bile esmerleşiyor. Hemen bozarmış. Değiştirmişler. Beyaz olsun demişler. Beyaz yapmışlar. Gelen el sürüyor, giden el sürüyor. Olmuş örtü simsiyah. Abbasi halifeliği döneminde örtü siyah yapılmış. Ve Abbasi döneminden günümüze kadar bize ne geliyor? Siyah olarak geliyor. Kabe'nin örtüsü İstanbul ve Suriye'de, yani buranın idaresi Devletül Osmaniye'de bizim atalarımızla olduğu dönemde buranın örtüsü Suriye'de üretilirdi ve İstanbul'da üretilirdi. İstanbul'dan alaylar gönderilirdi böyle şeylerle, örtülerle. Daha sonrasında Şerif Hüseyin isyanından sonra olay değişti. Mısır'dan almaya başladılar. Örtü Mısır'dan gitti. Ne zamana kadar? 1968'e kadar. 1968'den sonra Suudi Arabistan dedi ki biz kendimiz yapacağız örtüyü. Ve 1968'den günümüze kadar da örtüyü kendisi yapıyor. Şimdi örtüde tabii ayetler var. Hepsini okuyamayacağım. Birazını sizlere okuyacağım. Görüyorsunuz siyah zemin en üstte bütün köşeyi dönen bir şey var. Bak. Görebiliyor musunuz? Bütün köşesini dönüyor. Bütün yerde. O bütün köşesini dönen ayet Hac suresinin ayet-i kerimesidir. Şimdi şu sağ tarafta altın oluğun altında iki tane ayet görüyorsunuz. Bakın kısa kısa. Gördünüz mü? Bir tanesinde Estağfirullah. Evet. Nebbi ibadî fe inni enel gafurur rahim. Benim kullarıma söyle ben onlara çok merhametliyim. Diğer soldaki ikinci kısa ayette. Bakın Teala Allahü Teala diye başlıyor. Yakından okuyabilirsiniz. Alışıksanız bu yazıya. Ahmet. Evet. Ve izâ seyreke ibâdî annî fe inni garîb.
Yücibu davete da'i idâ de'ani. Diyor ki kullarıma, kullarım beni sana soracaklar. De ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde ben onların dualarını kabul ederim. Üç tane kolye madalyon görüyorsunuz örtünün üzerinde. Her köşede üç tane var. Üçü de her köşede aynıdır. En baştaki köşede Ya Erhamer Rahimin yazar. Bunu yakınından inceleyebilirsiniz. Ortadaki damla kolyede Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazar. En sondaki kolyede ise Ya Hayyum Ya Ya Hayyu Ya Kayyum yazar. Bir tane kaldı. Şimdi şu köşelerde karenin içerisinde yuvarlak bir ayet var. Görebiliyoruz bak. Kare. Her köşede var. Yarısı bu tarafta. Yarısı bu tarafta. Orada da Suretül İhlas yazar. Yani Kul Hüvallahu Ehad diye başlayan şey yok. Kapısında Aşere-i Mübeşşere, yani kapı örtüsünde. Aşere-i Mübeşşere'nin ismi Suretül İhlas, Fatiha Suresi, bir de Zümer Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. La teknetu min rahmetillah. İnnallâh yagfiru zunûbe cemî'â diye başlayan ayet. Yani ey günaha düşmüş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâh yagfiru zunûbe cemî'â. Siz Rabbinize el açıp tevbe edersiniz, ben sizin bütün günahlarınızı bağışlarım. Bu şekilde. Örtüsü hakkında başka söyleyecek bir şeyimiz kaldı. Şimdi şu üç tane yeşil ışığın olduğu hatim kısmı var. Orası Kabe'nin içerisindendir. Ayşe annemiz radıyallahu anha bir gün geldi. Dedi ki ya Resulallah, Kabe'nin kapısı çok yüksekte. Biz diyor Kabe'nin kapısı çok yüksekte. İçine girip namaz kılamıyoruz. Erkekler giriyor ama biz kıramıyoruz. Kıf ya Ayşe dedi. Sen dur. Yatsı namazından sonra, yatsı vaktinden sonra Ayşe annemizi getirdi. O hicir kısmının içine koydu. Dedi ki hiye kıt'atun minel Kabe. Burası Kabe'nin içerisinden bir parçadır. Burada kıl ey Ayşe. Bir adam orada namaz kılsa Kabe'nin içinde namaz kılmış olur. Oraya ne diyoruz? Hicri İsmail diyoruz. Neden Hicri İsmail deniyor oraya? Neden? Abdullah İbni Zübeyir Kabe'yi 8. defa inşa ederken diyor ki biz hatim kısmını kazdık. Hacer validemizin de İsmail Aleyhisselam'ın da bedenini gördük. İsmail Aleyhisselam'ın sakalının teli bile bozulmamıştı diyor. Orası Hacer validemizle İsmail Aleyhisselam'ın kabirlerinin yani mezarlarının olduğu yer olduğu için oraya Hicri İsmail deniyor. Aslında orası İbrahim Aleyhisselam zamanında da Abdullah İbni Zübeyir zamanında da Kabe'nin içindeydi. Yani Kabe dikdörtgendi, kare değil. Sonra Allah razı sonra evet, o inşaatlarda maalesef geriye çekildi. Geldik Altınoluk'a. Şimdi ben bunu eğilip içemeyeceğim, kusura bakmayın, tamam mı? Koca dosya arada bir yanlış yapıyor işte. Şimdi gidince diyeceksiniz, biliyorum bizim hoca ayakta su içiyor. Eğilemiyoruz, idare edin. Altınoluk. Altınoluk. Bu Altınoluk altın değildir. Zamanında altındı ama şu gördüğümüz değildir. Altın yani oluğu Kabe'nin üzerine ilk koyanlar 605 yılında müşriklerdi. Üzerini ilk defa kapattılar ya. Üzerini ilk defa kapattıklarında içine yağmur suyu girmesin. Üzerinde birikenler onlar da aksın diye oluk koydu. 787 yılında Abbasi halifesi Abdülmelik ilk defa altın oluğu o koydu. Abdülmelik, Abbasi halifesi. Daha sonrasında 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde o oluk değiştirildi. Yine altınla değiştirildi. 1857 yılında Sultan Abdülmecit döneminde yine burası altınla değiştirildi. Şu gördüğümüz ise 1997 yılında Suud yönetiminin koyduğu oluktur. Şu oluk altın değildir. Ama zamanında altın oluk dendiği için adı altın oluk kalmıştır. Biz Türkiye'den namaza duruyoruz ya. Namaz yani mesela camide gittik namaza doğru duruyoruz. Bizim namaza durduğumuz yer tam altın oluğun olduğu yere denk gelir. Yani namaza durduk ya. Önümüzdeki bütün mesafeler açılsa şu altın oluk durup
tarafına denk geliyor. Şimdi geldik Kabe'nin kapısına. Bakın Kabe'nin kapısı yerden 2 metre 15 santim yüksekte. Dedik ya, kapı dediğin normalde yer hizasında olması lazım değil mi? Hanginizin kapısı 2 metre 15 santim yüksekte? Neden? Hiç dikkatinizi çekti mi? Neden? Ayşe annemiz radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, ne büyük bir hanımefendiymiş. Efendimiz aleyhisselama diyor ki ya Resulallah, Kabe'nin kapısı neden yüksektir? Biz giremiyoruz içine, neden yüksektir? Efendimiz aleyhisselam buyuruyor, Allah müşriklere lanet etsin. Onlar sadece şerefliler girsin. Herkes giremesin diye Kabe'nin kapısını yüksekte yaptılar. Eğer kavmim yeni iman etmiş olmasaydı Kabe'yi yıkar, kapısını yer hizasında yapardım. Ve dedem İbrahim'in yaptığı gibi iki kapı koyardım. Ama kavmim yeni iman etmiş. Şimdi eskiden de müşrikler katında Kabe kıymetli. Ben peygamberim diye çıkan bir adam. Bütün dünyanın nizamını değiştiren bir adam. Her şeye tapan bir milleti tek bir Rabbe taptıran adam. Kabe'yi yıkarsa onların inancı sarsılabilir. O yüzden dedi ki kavmim yeni iman etmiş olmasaydı Kabe'yi yıkar yer hizasında yapar. Şimdi nasıl? Müşrik döneminin aynısı. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın kapısı gibi o arka kapı açık tutulsaydı Müslümanlar sırayla içeri girseydi ne olurdu? Ne olurdu ya? Hiçbir şey olmaz. Allah önce bize sonra onlara hidayet versin. Burayı aynı bizim atalarımızın nizamı gibi. Başkaları da dinliyor inşallah duysunlar. Burayı aynı bizim atalarımızın nizamı gibi idaresini bize nasip eylesinler inşallah. Evet, kapı bu. Kapı yine altın değildir. Onu söyleyeyim. O kapının metal kısmında Hudeybiye Müzesi'nde bir önceki kapı var. Orijinal kapı. Bir önce çıkardılar. Sonra bu takıldı. O kapı var. Orada da aynı şekilde. Aşere-i Mübeşşere'nin isimleri yazar. Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Zümer Suresi'nin ayetleri yazar. Kabe'nin kilidini gördünüz mü hiç? Çok güzel bir kilidi var. Hikayesi de çok güzel. Eskiden Mekke fethedilmeden önce Kabe'nin anahtarı Osman bin Talha diye bir adamda durur. Bu adam Müslüman değildi ama güvenilir bir adam. Dürüst bir adam. Bu dürüstlüğünden dolayı Kabe'nin anahtarı onlarda kalır. Mekke fethediliyor. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethini hazırladı. Sancağını dikti. Nerede dikmişti? Hatırlıyor musunuz? Sizi götürmüştüm. Peygamber Aleyhisselam'ın sancağını dikti, namaz kıldı. Orada sancağı dikti, namaz kıldı, ardından ordusunu hazırlıyor. Mekke karıştı. Muhammed ordusuyla gelecek, Mekke'yi fethedecek. Ve Efendimiz Aleyhisselam şu istikametten Mekke'nin fethine başladı. Osman bin Talha baktı ki Mekke düşecek. Kapıyı kilitledi, Kabe'nin tavanına çıktı. Efendimiz Mekke'ye girdi. Fetih bittikten sonra buyurdu ki Hazreti Ali'ye, Ali dedi, git anahtarı al gel. Hazreti Ali Kabe'nin üzerine tırmandı. Osman bin Talha'nın kolunu bükerek yere yatırarak anahtarı aldı. Efendimiz içeri girdi. Bütün putları yere serdi, dışarı attı. Ama Kabe'nin içinde bir ayet indi. Estağfurullah. Billah. İnna Allah ye'muru en tu'eddül emanati ila ehliye. Doğru okudum hocam. Hocam doğru okudum mu? Allah emanetleri ehline vermeyi emrediyor. Bu ayet inince Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Resulallah anahtarı Osman bin Talha'ya geri ver. Bak Müslüman değil ha. Niye? Bu ehildi. Allah böyle buyuruyor. Hazreti Ali'ye verdi anahtarı. Dedik Ali git Osman bin Talha'ya geri ver. Hazreti Ali gitti. Dedi ki al bu anahtar sende duracak. E dedi az önce kolumu kırıyordun dedi almak için. Şimdi niye veriyorsun? Senin hakkında ayet indi dedi. Ay nasıl dedi benim hakkımda ayet? Allah emaneti ehline vermeyi emrediyor buyurdu. Peygamberimiz de buyurdu ki bu adam emin bir adamdır, ehil bir adamdır, sana gönder. Adam şaşırdı. Geldi Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin önünde Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne karşı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Efendimiz buyurdu ki Kuz ya telha, bunu sen al. Bu anahtar kıyamete kadar sende kalacak. Kıyamete kadar. Bu anahtarı senden ancak zalim olanlar alacak.
Bu anahtar şu an kimde? Osman bin Talha'nın torunlarında. Eşşeybe ailesi var. Abdülkadir Eşşeybe vardı. 87 yaşında geçenlerde öldü. Şimdi Abdülkadir Abdullah Eşşeybe var. Kardeşine teslim etti. Niye krallıkta değil anahtar? Krallar bile buraya gireceği zaman ne yapıyor biliyor musun? Heyet olarak gidiyorlar Abdülkadir Eşşeybe'ye. Diyor ki anahtarı verir misin? Ya buranın kralı adam alamaz mı? Alır. Ama niye alamıyor? Peygamber ne buyurdu? Bu anahtarı senden ancak zalimler al. Alamıyorlar. Kral gidiyor Abdülkadir Eşşeybe'ye rica ediyor. O geliyor beraber açıyor. Buranın açılış fotoğraflarını internetten gördüğünüz zaman anlarsınız. O adamı görürsünüz. Evet. Başkanlığa kadınız neresi kaldı? Hacerül Esved. Hacerül Esved Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Nezelel Hacerül Esved minel cennet. Hacerül Esved cennetten inmiştir. İlk indiğinde sütten daha beyaz. Fesevvedetü hataya beni Adem. Ademoğlunun hataları yüzünden karardı. Hacer taş, esved siyah. Hacerül Esved siyah taş. Ne zaman, nereden gelmiş? Cennet. Nasıl gelmiş? Beyaz. Düşmüş mü? Nasıl geldi? Hazreti Adem babamıza indirildi Hacer-i Esved. Hazreti Adem babamızla beraber indirildi. Biz Hacer-i Esved'i öpüyoruz. İstilam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. O bizi kaydediyor aslında. Kaydediyor. Yani kıyamet günü, Efendimizin hadis-i şerifi var. Kıyamet günü şahitlik yapacak. Şu bana geldi, beni tavaf etti, benim yanımda sana tevbe etti ya Rabbi diye şahitlik edecek. Hacer-i Esved dile gelecek. Efendimiz buyuruyor ki Allah ona dil verecek, konuşacak diyor. Hacer-i Esved şu anki şey için söylüyor. Bakın, şu anki konjonktür için. Ben bir müftü olsam, yani fetva verecek durumda bir alim olsam, kadınların Hacer-i Esved öpmesi haramdır diye fetva verirdim. Neden? Neden? Açılıyor. Saçı başı açılıyor hocam. Evet. Caiz mi? Değil. He? Caiz mi? Anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Kadınlar anlayamıyor. Ben anlayamıyorum kadın. Ben çocukluğumdan beri geliyor. Daha hiç öpmedim. Neden? Ya fırsat olsa öperim. Ayrı bir mevzu. Ama istilam etmekle öpmek arasında bir fark yok ki. Onu öpeceğin diye bir Müslümana bir dirsek atarsın. Adamın şurası acı. Kulaklığına girersin. 2011'de miydi? 12 hatırlamıyorum. İki kişi öldü ya burada Hacer-i Esved. Boynu kırıldı. Benim geldim. İki kişi öldü. Nedir? Kadınlar giriyor. Erkeklerin arasında bu. Erkeklerin kucağında tekrar geliyor. Bu böyle bir İslam yok. Ben umre yaptım. Allah kabul etsin. Sen bir ton günah girdin haberin yok senin. Hacer-i Esved'i senin kucağına versek, Türkiye'ye götürsek o Hacer-i Esved o günahla seni cennete sokamaz. Burası çok faziletli. Ama sakınmak lazım. Bak bizim atalarımız öyle büyük bir misyon sahibi, öyle büyük bir vizyon sahibi insanlarmış ki sabah namazından öğle namazına kadar kadınlar tavaf ederdi Devleti Osmaniye zamanında. Açın. Burası buranın üniversitelerinde biz Osmanlı arşivlerini gördük. Sayfalarca inceledik. Sabah namazından öğle namazına kadar sadece kadınlar, öğle namazından sabah namazına kadar sadece erkekler. Şuna gerek var mı? Yapamazlar mı? Bal gibi de yaparlar. Bak şu kapıdan almıyoruz diyor. Şuraya gideceksiniz diyor. Kardeşim bir gün kadınlar altta tavaf etsin. Erkekler üstte tavaf etsin. İkinci gün erkekler altta tavaf etsin. Kadınlar. Olmayacak bir şey mi? Allah hidayet versin. Bizim geçmişlerimizin misyonunu görüyorsunuz. Sizi Osmanlı kışlasına Sultan Abdülhamit Han'ın misafirhanesine götürmüş. Arada 140 yıllık bir zaman var. Ama ne kadar büyük bir vizyon farkı var. Hatırladınız mı? Hacer-i Esved'i biz çok seviyoruz. İstilam ediyoruz. Öpüyoruz. Hacer-i Esved'i insanlardan o kadar çekti ki. Mekke döneminde 607-608 yıllarında kadının bir tanesi buhurdanlıkla tavaf ediyor. Buhurdanlık altında ateş yanar. Üstüne buhur koyarsın. Yandıkça güzel bir koku yayar. Kabe'ye yanaşmış Hacer-i Esved'e şey yapıyor. Buhurdanlıktan örtüyü tutuşturdu. Yandı. Hacer-i Esved ilk defa orada 3 parçaya ayrıldı. Şu an 3 parça. Yani büyük olarak 3 parça. Daha sonrasında
Kırmeti kabilesi var. Kırmeti kabilesi Hacı el-Esved'i çaldılar. 22 sene onlarda kaldı. Şam bölgesinde 22 sene. Kırmeti kabilesinin lideri Ebu Tahir hastalandı, felç geçirdi, şöyle oldu, en sonunda dedi ki bize dedi ne musibet geliyorsa bundan geliyor, götürün dedi, geri bırakın. Kırmeti kabilesi getirip Hacı el-Esved'i atıp kaçtılar. Yani daha çok şey var, uzatmak istemiyorum. Bizim ülkemizde Hacer-i Lesvet'ten 6 parça var. Biliyor muydunuz? 6 parça var Türkiye'de. Bakın. 4 tanesi Mimar Sinan'ın, ne büyük insanmış. Arafat'taki su çeşmelerini gösterdik size. Kim yapmıştı? Mimar Sinan. İlk Züheyran Sultan yaptı. 1553'te Mimar Sinan geldi. 20 kilometrelik yolu 40 kilometreye çıkardı. Ne kadar güzel. Bak vizyon farkı işte. Mimar Sinan'ın yaptırdığı Sokullu Mehmet Paşa Camii var. Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne gidin, 4 tane küçük parçası var Alecidesi. Osmanlı zamanında getirildi. 4 parça. Bir parçası Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesine gidin, türbesine. O türbenin girişindeki saçağın altına bakın, bir tane görürsünüz. Diğer bir tanesi de Edirne'deki eski tarihi camide. Onun da minberinin üzerinde Hacı el-Esved'i görebilirsiniz. Küçük küçük de olsa. O zaman Osmanlı inşasında kırılan küçük parçaları bizim atalarımız ülkemize getirmiş. Şimdi anlatmadığımız Makam-ı İbrahim kaldı. Makam-ı İbrahim, şu gördüğünüz yer Kur'an-ı Kerim'de geçer. Estağfirullah. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا. Makam-ı İbrahim'in namazgah edin. Allah'ın ayeti kelimesidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Ben tuhafe bil beyti seb'e merraten. Kim? Kabe'yi 7 defa tavaf eder. Zümme salle rak'eteyn halfe makam-ı İbrahim. Sonra makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılarsa gufire dünübü kullu buyuruyor. Allah onun bütün günahlarını siler. Peki şu an neden kılamıyoruz? Çok izleyen var. Biz orada 2 rekat namaz kılacağız diye milletin tavafına engel olamayız. O yüzden burada da, şurada da, şurada da, başka yerlerde de kılabilirsiniz. Nedir bu makam-ı İbrahim? İbrahim peygamberin ayak izinin olduğu yer. İbrahim aleyhisselam Kabe'yi kaçıncı defa inşa eden kişi? Az önce bilene yarın akşam otelde yemekler benden. İbrahim peygamber Kabe'yi kaçıncı defa inşa etti? Baştan alacağız. Oturun, baştan alacağız. Kaç? 4. 4. defa. İnşallah. Bu inşasında şimdiki gibi iskele yok. Şimdiki gibi çelik konseksiyonel sistemler yok. İbrahim Aleyhisselam bir taşın üzerine çıkarak Kabe'yi inşa etti. Peygamber Aleyhisselam'ın, yanlış hatırlamıyorsun, Ebu Davud'da bir hadis-i şerif var. Allah toprağı taşa peygamberi yumuşatır buyuruyor. Medine'ye gittiğimizde çok nadir insanların gördüğü, sizi özel bir yere götüreceğim. Medine'de peygamber aleyhisselamın ayak izinin olduğu yer, dağda. Buraya gittiğimizde göreceksiniz. Buraya kimse gitmez. Birçok insan bilmez çünkü. Bana da Allah razı olsun bir tarih profesörüyle burada Türkiye'den elçi olarak geldiğimiz dönemde yaptığımız tarih çalışmada onlar gösterdi. Benim ilk gördüğümde Peygamber Efendimiz oturuyor, çok affedersiniz, kayanın üzerine kalçasını koyduğu yer, kayanın üzerinde kolunu koyduğu yer. Bak ben şu gözlerle kayanın üzerinde Peygamber Aleyhisselam'ın şu parmak boğumundan izini gördüm. Ondan sonra tabii zannediyorsan bunu ilk görenlerden bir tanesi benim Türkiye'de. Ben bunu gördüm ya, burası askeri bir alanın içerisinde kalıyor. Ben getirdiğim her kafileyi götürmeye başladım. Ondan sonra başka firmalardan böyle beraber çalıştığımız arkadaşlar, onları da götürmeye başladım. Burası mesela bir popüler olmaya başladı. 2014 müydü neydi? Suudi Arabistan dozer soktu oraya, yıktı. Niye? İnsanlar ziyaret ediyor. Allah hidayet etsin. Bir tek Peygamber Aleyhisselam'ın otururken ayağını koyduğu yer kaldı. Ben kendi gözümle, bak şu gözlerle, şu parmak boğumlarını kayada gördüm. Şimdi Allah hidayet etsin. Yıktılar. Sadece ayak izi var. Oraya götüreceğim. Peki düşünün. Bir kayaya ayak izi nasıl çıkar?
Kaya mermer dövülüyoruz. Ayak izimiz çıkıyor mu? Çıkmaz. Ama peygamberlerin çıkar. Onları yumuşatıyordu çünkü. Ebu Davud'da geçen biraz. O Medine'de sizi götürdüğümde peygamberin kayanın üzerine bastığı ayak izini görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle kaba saba bir kayada dümdüz bir ayak izi. İnşallah oraya da göreceğiz. İşte İbrahim peygamber inşa ederken o bastığı yere ayak izi çıkıyor. Şimdi gittiğinizde mesela yanaşıp kayayı göremezsiniz. Kayanın üzerini kurşunla böyle kapladılar. Yani aşınmasın diye. Ama orası kaldı. O Hazreti Ömer döneminde tam Kabe'nin kapısının dibindeydi. Tam dibindeydi. Tabii Müslümanlar çoğaldı. Tavaf kalabalıklaşınca Hazreti Ömer radıyallahu anh emir verdi. Makamı İbrahim'i geriye çekti. Çünkü insanlar tam Kabe'nin kapısına geliyor tavafta. Bu sefer engel oluyor. Şu anki yeri Kabe'den uzakta. 11 metre kadar bir uzaklık. Geriye çektirdi. İşte bu İbrahim peygamberin ayak izinin olduğu yer. Anlatmadığım başka neresi var? Evet, şimdi en son şunu anlatalım. Bakın, Müslüman kardeşlerimizi görüyor musunuz? Bir dönüş var burada. Dönüş. Niye dönüyorsun? Neden dönüyorsun? Oturalım böyle, Kur'an okuyan namaz kılalım. Neden dönüyoruz? Bir şeyi niçin yaptığımızı bilirsek çok güzel olur. Hikmetleri anlatmışlar alimler. Hikmetleri bilmek ibadete lezzet katar, zevk katar. Mesela soruyorum. Cemaatle namazda en önde kim olur? İmam. İmamın önünde birisi olur mu? Cenazede neden var? Neden cenazeyi imamın önüne koyarlar? Normalde imamın önünde kimse olmaması lazım. Nedir bunun hikmeti? Alimler, İmam Fahrur Razi, Muhammed Ali Sabuni, son dönemde çok güzel izah etmişler. Neden cenazeyi imamın önüne koyarlar? İmamın önünde kimse olmaması lazım. Şimdi alimler izah ediyor. Diyor ki, bir cemaatle namaz kılacak olsak, kim imam olur cemaate? Hangisi? En iyi bilen, değil mi? Hani şurada cemaatle namaz kılacağız. Hadi birimiz imam olsak desek, kim imam olur? En iyi bilen o geçer. Yok biz değil. Yani en iyi cemaatte kimse. Şimdi ölümü daha iyi biliyor imam mı? Soruyor. Ölümü daha iyi biliyor artık her şeyi imam mı? Öyle. O gördü. وَبَسَلَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ diyor ayet-i kerimede. Artık bu gözlerin açıldı. Biz anlatıyoruz. Ama ölen gördü. O gördü. Onu artık öne koyarlar. En iyi bilen o. İbret alın diye. Namazda bakın erkekler ne yapıyor? Ellerini kaldırıyor. Allahu Ekber. Niye kaldırıyoruz bu? Sünnet. Tabii ki sünnet. Ama bir hikmeti yok mudur sizce? Değil mi? Allahu Ekber. Bak erkekler kaldırıyor. Neden? Şimdi alimler bunun hikmetini izah etmişler. Cemaatle namaz kılıyoruz. Arkada safta birisi var ama sağır. Kulakları duymuyor. İmamın tekbirini duymaz ki. O neyi görür? Eller kalktı, namaz başladı. Çünkü Allah-u Ekber'i duymuyor adam. Sağır. Nasıl duracak namaza? Başladığını nasıl bilecek? Cemaate bak, eller kalktı. Tamam, bundan namaza dur. Bir adam var. Gözleri görmüyor, kulağı da duyuyor. Cemaatin namaza başladığını nasıl görecek? Görmüyor ki adam. O da Allahu Ekber. İşte bunun hikmeti. Bunun gibi çok güzel hikmetler var. Bunları niçin söylüyorum? Bu dönüşün bir hikmeti olması lazım. Boşa bir dönüş olmaması lazım. Bakın, dünyada mikro alemden makro aleme her şey bir dönüş içerisinde. Yani şu an bilime göre en küçük yapı taşı nedir? Atom. Atom çekirdeği nötron ve protonun etrafında sürekli döner. Dünya kendi etrafında döner. Ay hem kendi etrafında döner hem dünyanın etrafında döner. Güneş hem kendi etrafında döner hem dünya ve ayın etrafında döner. Bütün bu sistem, güneş, ay ve dünya bir samanyolu galaksisinin etrafında döner. Dünyadaki her şey bir dönüş içerisinde. Vücudunuza bakın. Vücudunuzdaki bir kan bile bir başlıyor başınızdan, bütün vücut aşağıdan dolaşıyor, geri geliyor. Merkez neresi? Kalp. Bak kan başlıyor dolaşmaya. Bütün vücudu tavaf ediyor.
Şimdi bu dönüş neden? Burayı iyi anlamamız lazım. Bizden önce yeryüzünde, yani Hazreti Adem babamız yeryüzüne indirilmeden önce dünyada cinler yaşıyordu. Hazreti Adem babamız cennette, cinler dünyada yaşıyordu. Biz de cennete inşallah öldükten sonra gideceğiz. Allah beni de siz de affeylesin kusurlarımızı. Oraya girmeyi nasip eylesin. Cinler yaşıyor ama cinler ateşten yaratılmış varlıklardır. Bizim gibi değiller. Agresifler. Çabuk sinirlenirler. Cin mescidine gittiğimizde onlara dair geniş malumatı anlatmıştık size. Bazılarınız korkmuştu. Evet. Cinler agresif. Allah melekten bir peygamber gönderiyor cinlere. Onu bile katletmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin kanını döküyorlar yeryüzünde. Daha Adem oğlu yok. Hazreti Adem babamız cennette. Yani daha yaratılmamış, özür dilerim. Mevla buyurdu. Estağfirullah. İnni cailun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kimden bahsediyor? Adem babamız. Şimdi Mevla buyurdu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de bizi, yani Hazreti Adem babamızı cinlere kıyas ederek ya Rabbi dediler. Araf suresinde geçer, birçok surede geçer. Ya Rabbi dedi. Yeryüzünde birbirinin kanını döken, şimdi cinleri gördüler ya melekler. Zannediyorlar ki onlar gibi olacak. Yeryüzünde birbirinin kanını döken, yeryüzünde fesat çıkartan bir varlık mı yaratacaksın? Yani hikmetini soruyorlar. Hikmetini. Mevla buyurdu. İnni e'lemu entum la te'lemun. Ben bilirim, siz bilmezsiniz. Çok dehşetli bir buyruktur bu. Melekler sordu. Neden hani birbirinin kanını döken, fesat çıkartan bir varlık mı yaratacaksın? Mevla buyurdu ki ben bilirim, siz bilmezsiniz. Bak burayı iyi dinleyin şimdi. Melekler, biz Rabbimize bunun hikmetini sormakla hata ettik deyip pişman oldular. Haddimizi aştık. Bunu Mevlamıza sormamamız lazımdı dediler. Ve kendilerini affettirmek için Arş-ı Âlâ'nın etrafında mahzun bir şekilde dönmeye başladılar. Arş yaratılmış en büyük cisimdir. Nasıl? Bilmiyoruz nasıl. Bizi ilgilendirmiyor. Bilmiyoruz. Arş-ı Âlâ'nın etrafında melekler dönmeye başladılar. Niçin dönüyorlar? Niçin? Niçin dönüyorlar? Biz Rabbimize kusur ettik. Kusur ettik. Kendimizi affettirmek. Rabbimiz bizi affetsin diye dönmeye başladı. Mevla onların dönüşünden razı oldu. Ve onları affetti. Ve buyurdu ki Kabe 11 defa inşa edilmiş dedik. Birincisini anlatırken ne dedik? Tavafta anlatacağız. Mevla buyurdu. Ben sizleri affeyledim. Şimdi sizin Beytül Mamur var. Meleklerin Kabe'si Beytül Mamur. Bu Beytül Mamur'un aynısını yaratacağım Adem oğlu için yeryüzüne inşa edin diyor. Ve birinci defa kim inşa etti demiştik? Melekler. Ve temelini melekler attı. Hazreti Adem babamız indirildikten sonra da geldi. Şimdi bu kardeşlerimiz ve bizler niye dönüyoruz? Şu niyetle dönüyoruz. Ya Rabbi, senin meleklerin sana karşı haddi aştı. Kendilerini affettirmek için pişman olup döndüler. Arş-ı Âlâ'nın etrafında. Ve sen onları affettin ya Rabbi. Şimdi biz de aynı bu melekler gibi, aynı bu melekler gibi yaptığımız yanlışlar için, işlediğimiz günahlar için, yaptığımız kusurlar için af istiyoruz senden ya Rabbi. Biz de melekler gibi dönüyoruz. Bizi de affeyle niyetiyle dönüyoruz. Bu dönüşün manası neymiş? Buyur. Tamam. Anlatmadığımız başka bir şey kaldı mı? Neden 7 defa dönüyor? Evet. Güzel bir soru. Alimler bunu izah etmişler. Neden 7 defa? Birincisi Resulullah böyle buyurduğu için. Hikmet ayrı bir mevzu. Resulullah böyle buyurduğu için. Alimler bunun hikmetini gene araştırmışlar. Hani demişler ki neden 7 olabilir? Bazı alimler şunu söylemiş. Demiş ki günaha düşmediğiniz bir gün var mı? Yani ben
şu gün hiç günaha düşmedim diyebilir var mı? İşte çarşamba günü ben hiç günaha düşmedim diyebilir misiniz? Var mı bir gün? Yok. Biz aslında her şaftında işlediğimiz birer gün için tevbe ediyoruz. 7 şafta 7 gün için tevbe ediyoruz. 7 günde işimiz bütün, hani her hafta işimiz bütün günahlara tevbe ediyoruz. Tamam mı? 1, 2. Bakın, İslam'da sağ şekilde hareket etmek mi faziletlidir, solla mı? Sağ. Sağ faziletlidir. Her zaman sağ faziletlidir. Temiz işler sağla, kötü ve pis işler solla yapın. Peki biz niye Kabe'yi solumuza alıyoruz? Bak dönerken böyle dönüyoruz. Halbuki sağda olması lazım değil mi? Sol. Alimler bunu da anlatmış. Neden? Bakın, insan üç şeyden oluşur der büyükler. Bir, ruh. 2, beden. Beden. 3, kalp. Kalp. Ruh, beden ve kalp. 3 şeyden oluşur. Mesela bir insanı severseniz kalbinizle seversiniz. Mesela senin bendeki yerin neresidir deseler burayı gösterirsiniz. Neden? İnsanı insan yapan merkez burasıdır. İnsanı insan yapan. Biz dönerken kalbimizi oraya dayıyoruz. Bu şekilde dönüyoruz. Peki neden soldan sağa dönüyoruz? Normalde saat yönüne dönsek daha şey olacak. Kabe sağdan başlanmış olacak. Neden soldan dönüyoruz? Bakın saat şöyle hareket eder. Böyle. Değil mi? Soldan sağa. Ama biz sağdan sola hareket ediyoruz. Zamanın tersine gibi. Neden? Sallamayalım. Bilmiyorsak sallamayalım. Şimdi aranızda fizik okuyan varsa iyi bilir. Çok gözden kaçırdığımız bir ince nokta var. Fizik okuyanlar bar kanunu diye bir şey okumuştur üniversitelerde. Şunu görürsünüz. Her şey ama her şey sağdan sola açılır. Bir kavanozu ne tarafa açıyorsunuz? Sağdan sola. Çeşmeyi ne tarafa açıyorsunuz? Sağdan sola. Bir vidayı ne tarafa açıyorsunuz abiler? Sağdan sola. Niye hiç dikkat ettiniz mi? Niye hepsi sağdan sola? Ya çeşme soldan olsun. Neden? Neden? Bir şey bak, bir şişenin kapağını düşünün. Nasıl açıyorsunuz? Sağdan sola. Hiç dikkat ettiniz mi? Arkadaş, neden her şey sağdan sola açılıyor? Çünkü fizikte bir kural vardır. Fizikteki kural sağdan sola dönüş açılımı temsil eder. Soldan sağa dönüş yine fizik kurallarına göre tükenişi, yok oluşu temsil eder. Bir şey soldan sağa dönüyorsa yok olmaya mahkumdur. Yok oluşu temsil eder. Saat ne tarafa dönüyor? Soldan sağa dönüyor. Neyi temsil ediyor? Aslında o saat bize ne diyor biliyor musunuz? Bize ne diyor biliyor musunuz? Sanma ki boşa dönüyorum. Döndükçe ömründen ömür tüketiyorum diyor. Saat kaç oldu diyoruz. Bakın çeşmeler nedir? Soldan sağa kapanır. Neden? Sağdan sola açılımdır. Soldan sağa kapalımdır. Tükeniştir, yok oluştur. Gezegenleri inceleyin. Gezegenleri. Neden Mars'ta hayat var mı diye bakıyorlar. Mesela Venüs gezegeni daha yakın. Niye Venüs'ü kimse incelemiyor? Neden incelemiyor biliyor musun? Çünkü gezegenler arasında sağdan sola dönen bir tanesi var, Mars. Diğerleri hepsi soldan sağa döner. Dönüşleri. Bilim insanları soldan sağa dönüş olduğu için orada hayat olmadığını biliyorlar. Ama Mars sağdan sola dönüyor ya, bir hayat olma ihtimalinden dolayı için. Herkes umre yaptırır, mavi yıldız yaşatır.